Kasım Bey, Kazım Bey. Ay. Oğlum şimdi sana diyorum bak. Sana dondurma aldım yine. Siyah dondurma. Sen kaç numara ayakkabı giyiyorsun? Sana kaç lazımdı yavrum? Ay canım beni. Kaç kadı kırıldı sarhoş gönlüne. Evet arkadaşlar, uzun zaman sonra beraberiz yine bir röportaj videosu ile. Biliyorsunuz ki biz bu işten para kazanmıyoruz. Sadece sizden isteğimiz beğenmeniz ve abone olmanız. Başka bir şey istemiyoruz, paylaşmanız bile. Bugün yine başladık, umarım devam edeceğiz bundan sonra da. Merhabalar. Ben bu konuda çok heyecanlıyım. Beğendiniz mi Fethiye? Fethiye sizce nasıl bir yer? Fethiye çok güzel bir yer. Gelenlerin kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacağı bir yer. Yerli ve yabancı turiste çok hitap ediyor. Her bütçeye de hitap ediyor. Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca. Düşünceleriniz nelerdir? Ankaralıyım aslında. 16 senedir burada yaşamaktayım. Türkiye'nin en güzel yerinde yaşıyorum. Bundan evvelki başkan da ondan sonrası da diğerleri de hiç benim için hiç fark etmiyor. Ben sadece halka hizmeti sorarım. Bir belediye başkanı ilk önce halkta iç içe olsun. 45 yaşındayım, hiçbir partiye oy vermedim, vermem de. Ben sadece istediğim Hazreti Ömer'in adaletinin uygulanması. O kadar. Seni de uzun zaman sonra yakaladığımız ilk arkadaşımızsın yani. Sen ne düşünüyorsun Alim Bey hakkında? Takip ettiğim kadarıyla hoşgörülü bir adam. Şu an iyi ya da kötü demek için çok erken. Önümüzde bir 5 yıl daha var. Biliyorsunuz uzun dönem Behçet Saatçi'nin yaptığı başkanlıktan sonra Fethiye için bir ilk oldu neredeyse. Evet, Behçet Saatçi uzun dönem yaptıktan sonra bayağı bir değişiklik yaptı yani. Bayağı bir Fethiye'yi güzelleştirdi, güzel hale getirdi. Alim Karaca'nın sadece devam ettirip üzerine biraz daha koyması onun için zaten faydalı olur yani, iyi olur yani. Yapacağına inanıyorum yani. Alim Karaca'yı da yani çok değil ama yine de tanıyorum. Başarılı olacağına eminim yani. Valla Fethiye Belediye Başkanı, önceden belediye başkanlığı yaptığını biliyorduk. Tecrübeli olduğunu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da önemli görevler üstlendi. Muski veyahut da diğer Büyükşehir Belediyesi'nde. Tecrübeli, bu bölgenin insanı, eğitim görmüş, kültürlü bir kişi. O bağlamda seçilmiş olması, bir demokrat bir adam. İyi izlenimler var. Güzel şeyler bekliyoruz ondan. Fethiye'nin dünyaya açılmasını istiyoruz. İnşallah. Sosyal adam. Artık videolarınızı sürekli takip ediyorum ve mükemmel gerçekten. Yeni seçilen belediye başkanımız Alim Karaca hakkında ne düşünüyorsun? Önceki belediye başkanımız da çok iyi birisiydi. Çok hizmetler yaptı Fethiye'mize. Evet. Şimdiki belediye başkanımız da çok büyük bir oy seçimiyle geldi. Çok bütün Fethiye halkı güvendi. Yaptıklarının birkaç tane şeyleri de görmeye başladım zaten. WhatsApp hattı kurup oradan bir öneri yapmıştım. O direkt önerimi onaya aldılar. Bu güzel bir şey. Salı Pazar'ın oradaki arka tarafındaki yani İmam Hatip Lisesi'nin oradaki trafiğin kapanması hakkında bir öneri yapmıştım. O önerimi onaya almışlar. Gerçekleştireceklermiş. Sabırsızlıkla bekliyorum ben de. Benim tarafıma dönülmesi güzel bir şeydi yani. Daha yolun başında hizmetleri keşif yaptıktan sonra vermeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Şu anki asgari ücretler Türkiye'de bir aile geçinebilir mi? Devletimiz bu konuda elinden geldiği bütün çabayı gösterdiğine inanıyorum. Bir buhran var Türkiye'nin üzerinde. O yüzden taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Bazı bir insanlar bir maaşlar alıyor. Milletvekili diyoruz değil mi? Milletvekili maaşları belli bir ücrette. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Asgari ücretten milletvekili yapacak vatandaş çıkmayacak mı sizce? Çıkar yani. Küba'da olan gibi sistem olması lazım. Bütün herkesin maaşı eşit olması lazım. 2200 lira bir alsın bakalım, bir görelim. Yok mu? O seçilmese başkası seçilir ya. 80 milyon, 85 milyon nüfusta emin olun o asgari ücretle milletvekili yapacak çok kişi var. Hayır. Yani asgari ücreti şu an değil Fethiye'de, Türkiye'nin hiçbir yerinde, köyde bile geçinemezsiniz. Yani insanlar ne yapacak bu durumda asgari ücretle geçinemeyince? Benim gibi indirim kovalayacak. Böyle nedir bir uygulama abi? Var, hemen söyleyeyim. Vega Kart diye. Ben bu Vega Kart'ı gösteriyorum. Neymiş ya? Pansiyonları, otelleri, restoranları, kafeleri, barlara ben %10, %20 hatta bazen %30'a kadar indirim ya, alabiliyorum. Evet. Yani o yüzden birazcık check daha abi. Yardımcı oluyor bana. Vega Kart. Abi nasıl üye oluyoruz buraya? Çok kolay. İnternet sayfasına www.vegaindirimkart.com giriyorsunuz. Hemen üye oluyorsunuz. Herhangi bir ücret yok bu arada. Ücret yok ha? Evet, yani yok. Aylık ücret göre... yok mu? Hayır. Benden belli bir para çekmeyecek mi yani? Hayır. Ekstradan sen sadece üye oluyorsun. Ekstradan indirim kazanıyorsun. Direkt bu telefonu gösteriyorsun, yetiyor değil mi? Evet. Süpermiş. Enteresan. Yani ben şimdi gidiyorum kafelere, otellere, restoranlara. Belli bir oranda indirim mi veriyor bana? %10 minimum. O zaman biz de hemen Vega Kart'ı indiriyoruz ve indirimlerden yararlanmaya başlıyoruz. Geç bile kaldınız. Asgari ücretle bir aile geçinebilir mi? O mümkün değil. Zaten fakirlik açlık sınırları belli. Günlük hiçbir şey gitmese bile günlük en aşağı bile zaten diyelim 50-60 lira bile gitse yani bir günlük gitse zaten 1800'e direkt o yapıyor zaten. Kendim asgari ücretle çalışıyorum. Eşim de asgari ücretle çalışıyor. Bizim şu anda iki maaşımız idare ediliyor. Bir kişi çalışan bir kişi asgari ücretle geçinmesi çok zor. Tabii ki asgari ücretimiz düşük. Asgari ücretten ziyade gelir dağılımımızın adaletsizliğinden rahatsızım. İsraflardan kurtulursa ekonomiye, işte tarıma, hayvancılığa
tarımcılığa daha çok önem verirse, ihracat artırırsa, üretime yönelik bir ekonomi geliştirirse, asgari ücretin de yükseleceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bir aile geçinebilir mi bu parayla? Mümkün değil, yetişemez. Bekar geçinebilir mi? Bekar bile geçinemez. Ev kiraları 1500 lira olmuş zaten. Maşallah. 1500 oraya verdi mi 500 de havucunu yalar, başka bir şey yani yok bu yani. Durumda Türkiye'nin asgari ücreti mi suçlu, Fethiye'deki ev sahipleri mi suçlu sence? Fırsatçılık var Fethiye'de. Ev sahipleri de bu konuyla ilgili sıkıntılı zaten. Geçinemezler zaten o asgari ücretle. Sen bizim yerimizde olsan ne sorardın halka? Mutlu musun diye sorardım sadece. Peki mutlu musun abi? Çok şükür iki çocuk, eş yeterli. Mutlu olduğun konu bu kadar mı? Aynen. Canları sağ olsun, ediyoruz. Yetiyor. Eyvallah. Bir alkışa bekle. Bizim yerimizde olsanız halka ne sorardınız? Kafamızın arkasındaki en ideal düşüncemiz nedir? İstediğim cevabı da söyleyeyim. Ülkemizin bütünlüğü, bu ülkeyi bir daha bulamayacağımızın düşüncesi olsa hemen olaya başlamış olacağız yani. Bu vesileyle de tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de sabır ve şifalar diliyorum. Siz ne sorardınız halka? Ekonomi önemli bir soru tabii burada. Sen bizim yerimizde olsaydın halka ne sorardın? Ya ben iki gün önce yine bir haber aldım. Ona çok üzülüyorum bu şehitlerimiz için. Ülkemizin terör sorununu nasıl bitirebilirdik? Nasıl bitirebiliriz? Peki siz bizim yerimizde olsanız halka ne soru sorardınız? İnsan açlık derdinde ya. Sorulacak bir şey bulamıyorum ki. Mutlu olmak için ne yapmalı yani ona göre? Peki abi mutlu olmak için ne yapmalı? Ne diyebilirim şu anda? Güzel bir soru şimdi ama böyle direkt pat diye sorunca da insan aklına bir şey gelmiyor. Biraz düşüneyim. Ben Fethiye çok sevdiğim için Fethiye mi Bodrum mu diye sormak isterdim. Peki sizce Fethiye mi Bodrum mu? Fethiye tabii. Hello.